hoşuma gitti lan, hep böyle gireceğim. Lan takılı kaldı, takılı kaldı. Bu da mı donuyor? Ortaokuldan beri oynadığım ama hiçbir zaman para verip almadığım oyunu aldım sonunda oğlum. Abi şimdi kendi tırım yok, sürünüyorum. Kaç tane de DLC aldım, onları da kullanamıyorum tırım yok diye. Bugünün konusu. Çok kötü oğlum, çok kötü. Sıkan yanmam ben ama ya. Sizin de dikkat etmeniz için anlatmam lazım. Biliyorsunuz benim kızlarla fazla işim olmaz. Onların zaten bende hiç olmuyor. Ama ara sıra gerekiyor oğlum. Yaklaşık 2 ay önce beni Facebook'ta ilk tanıştığım veya ikinci üçüncü tanıştığım bir kız arkadaşım vardı. Ama deli konuşuyoruz. Günde 7-8 saat aralıksız. Ve öyle 4-5 ay konuşuyoruz. Ondan sonra küsüyoruz mu ne oluyor bilmiyor. Ya o beni engelliyor ya da ben ona engelliyorum. Bitiyor. Sonra aradan 7-8 ay geçiyor. Yine birbirimizi bulmaya falan çalışıyoruz. Öyle öyle konuşuyoruz. Bu iş değişmedi. Sürekli böyleydi. Yine o 7-8 ay geçti. Ben kızı bulmaya çalışıyorum. Ne güzel yerlere geldik lan. Kızın bende numarası yok. Insta da kullanmıyorum. İnstasını da bilmiyorum. Her şeyini değiştirmiş zaten. Ulan arıyorum arıyorum yok. Arıyorum arıyorum yok. Mehmet'ten yardım istedim. Şerefsiz buldu da. Ulan Pinterest'te bakıyoruz yok. Oraya bakıyoruz yok. Yine mazhar aldım. En son Mehmet Twitter'dan buldu oğlum. Ama o hesabı da kullanmıyor. Twitter'daki takip ettiklerinden falan yola çıkarak bulmaya çalıştım. Takip ettiği bir kız var ama öyle böyle değil ya. Öf. Bunu demekten utanıyorum. O kızın Twitter ismini aldım. Insta'ya yazdım annemin hesabından. Buldum. Kıza yazdık. Saat öğlen 3. Ama profil fotoğrafını bir görseniz var ya oğlum. Suç bende değil. Kız rahat 19-20 yaşında duruyor. Hatta benden daha olgun duruyor. Ki beni gerçekte hiç görmediniz oğlum. 35-40 gibi duruyorum da bu niye bu kadar yavaş gidiyor be? Oğlum bu niye gitmiyor? Kaldı yolda. İşte Twitter'da böyle biriyle takipleşiyorsun. Tanıyor musun? Yakını mısın? Falan diye sordum. Kız dedi yok tanımıyorum. Biraz daha açar mısın? Açtım yine tanımıyorum dedim mal. Teşekkür ettim bitti. Ama profilini Mehmet'le bakıyoruz var ya. Üff. Şerefsiz Mehmet beni yine gaza getirdi, yazdım kıza. Ben o benim aradığım arkadaşımı bulamadım. Yerini doldurur musun? Ne kadar malım lan. Lan ben şakasına falan yazdım bunu. Garip olan da terslemedi kız. Biliyor falan, oradan konuştuk. Ne oldu hatırlamıyorum oğlum. O kadar silmek istiyorum ki aklımdan bunu. Kızla konuştuk. Daha fazla rahatsız etmeyeyim dedim gittim. Gece yine Insta'ya girdim benim o aradığım kızı bulmak için. Epey değişmiş bizimki. Ama oğlum video düzenlerken koymamak için galiba elimi falan kırarım. Gözleri bu. Aynı oğlum aynı. Türkiye versiyonu. Bu sefer dayanamadım yazdım oğlum. Gazamaza ihtiyacım yoktu, direkt yazdım. Las kovada giriyoruz. Kızın gözleri de glowluydu işte. Oğlum kızla kaç saat konuştuk bilmiyorum. Tabii şöyle bir olay da var. Mehmet de yazdı kıza. Mehmet'in arkadaşı da yazdı kıza. O profil fotoğraf görmeyecektik oğlum biz. Üçümüz birden durmadan patır patır giriyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim bu arada. Üçümüzü de terslemedi. Sanki Akasya durağındayız. Dota tutturduk da onu almaya falan çalışıyoruz. Ben olsaydım çok bir terslerdim oğlum. Helal olsun valla. Kızla böyle günde saatlerce kaç saat konuştuk bilmiyorum oğlum toplamda. Ve garip olan şey şu, hiç sıkmıyordu oğlum. Ben yaşıtlarımla konuşurken sıkılıyorum aynı konulardan. Sıkılıyorum. Ananı. Şerefsiz! Oldun canından, mutlu musun? Mal! Arabada geçmiyordu mal, bak gidiyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor mal. Bak kendi yaşıtlarımda konuşurken feci fel fecir sıkılıyorum. Oy! Yine çarpıyordu. Dayı geç. Zaten büyük ihtimalle ceset taşıyorsun sen o arabada ama iyi. Ben geçeyim. Uyarı, servise gidin. Ne? Arabaların içi güzelleşmiş bu arada lan, oynamayalı. Ben en son 2013'te mi 2014'te mi ne oynadım bunu? Hızla konuştuğum her saniye bana normal geliyor. Sanki kendi kafama göre Mehmet'in kızı hali la. Sanki 19 yaşında benim konuştuğum arkadaşlarım 12 yaşında. Bu kız da 30-35 yaşında tam yerine oturmuş. Gözleri falan da oturmuş. O gözleri hiçbir zaman unutamayacağım oğlum. Bir Dedario, iki o kız, üç Julie. Üf, her şeritten bastım gidiyorum ya oğlum. Drift modumu yüklesem lan buna. Neyse fazla uzatmayacağım oğlum. Ben böyle anlatıyorum güzel güzel ama başım belaya girecek çok büyük ihtimalle. Ben böyle anlatmaya devam edersem başım belaya girecek. En son yarış oluyor ya oğlum işte. 3 kişi giriyoruz ya. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yaşını sordum ona göre konuşuyorum diye. Ne dedi? Ne dedi? Allah kahretsin. Allah kahretsin. 14'müş lan kız. 14. Ben arkadaşlarımla konuşurken bayılıyorum. Kafamı sıraya koyup uyuyasım geliyor lan. Kız 14 çıktı. 14. 14. Ne vücudu ne beyni 14 değil bunun. Nasıl 14 oluyor? Yıkıldım. Yıkıldık. Yıkılıyoruz. Of of be oğlum. Vuracağım lan. Vallahi vuracağım. Çok gaza geldim. Çok sinirlendim. Mehmet'e diyorum kız 14. Mehmet bana diyor ne 14. Oğlum inanamıyoruz lan, böyle bir şey yok ya. Kafasını sansürleyip fotoğrafını koyabilirim aslında. Telefonda sesi duruyor. Ağaçlara ne oluyor lan? Aynaya bakın.
Türkiye'yi bir hafta sarıyorlar oğlum. Her hafta sardıkça öyle ağaç gidiyor. Güzel simülasyon. Bu arada ben Rusya'dayım ha. Buralar Rusya mı oğlum? Ciddi böyle bir yer mi Rusya? Oğlum o 14 bitirdi beni. 16-17 deseydi hadi tamam 1-2 sene beklenir ama 4 sene de beklenecek şey değil. Tabii hemen kanka ayağına çektim. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. 5 yaş büyüğüm kızdan. 5 yaş ama benden daha oldun. Oğlum yok ya imkansız. Bizi trollemediyse şerefsizin önüne gidelim. Lan oğlum dur. Yanlış yere girdim. Azıcık bir şey sürttürdüm sana da ya. Lan dur yanlış yere girdim ya ama. Allah Allah. Tabii kanka ayağına yatarken de boş durmuyorum oğlum. 4 sene sonrasına rezervasyon yaptırdıydım. Dım. Tabii olaylar iyice garipleşene kadar. Tamam 14'lük ama samimi, olgun. Mehmet'in arkadaşıyla ben devam ediyorum. Mehmet pes etti. 14'ü duyunca yakıldı çocuk. Nereye teslim ediyorum la? Tur arızası. İyi. Tam burada oldun. Sıkıntı yok. Uyyy. Arkada. Oğlum arkadaymış ya lan. Bu muyum la? Niye oynardık tipim böyle de gerçekte değil? Yine sıkıntı yok. Hayata küstüm ama konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç hafta falan öyle konuştuk. Ah iyilik iş bitti oğlum. Lütfen tır parası ver ya. 32 bin ne lan şerefsiz. Tırlar kaç para oğlum? Skill verebiliyoruz kendimize. Bayağı iyi lan. Bu bana kendi tırımı aldırır oğlum. Para veriyor ekstradan. Tırcıya mail mi atılır lan? Ya da Mercedes bulmuşuz ama almam. Mercedesler çok gereksiz oğlum. Parçası bulunmuyor. Sayın Bay Bayan. Ortalamayım canım. Bir tır kaç para oğlum? Ben kendi tırımı almak istiyorum. Mercedes bu Scania. Mercedes. Mercedes'e bakalım oğlum. Oyunda deneyelim en azından ya. Yok. E30 gibi tır yapmışsınız. Ben ona 1 milyon veremem. Siz insan mısınız? Bizi mi Scania'da 1 milyon. Mercedes alak o zaman oğlum. Bir tane yapacak bir şey yok. Boşuna almadım ben o DLC'leri. Zaten hiçbir şeyini elleyemiyorum herhalde. Hepsi default. Ha direksiyonu sağa veya sola çekebiliyorum. Sol. Güzel. Çok güzel şeyler gelmiş oğlum oyuna. Ha, boya. Ha buldum DLC'leri oğlum. Çok güzel ya. Kızın gözleri kadar değil tabi. Kankamsın. Hangisini yapsam da 2 lira verdim ben buna. Uf oğlum. Saçma duruyor ama güzel. Ben bunu yapacağım ya. Bu seksi duruyor. Ben bunu... Oha. Lan ben buna 2 lira verdim. Niye para ödüyorum? Ben buna da DLC aldım. Buraya niye bir şey ekleyemiyor? Hatta ekstra mod kurdum. Promos muydu neydi ondan kurdum. Tamam böyle yapıyormuşuz içinde. Koku torbası ne la? Böyle bir isim var oğlum. Araç kokusu. İyi araç kokusu ekleyek. Oraya zaten başka bir bok eklenmiyor galiba. Şuraya bir tane kahve oğlum. Mükemmel duruyor be. Buraya bir şey koyabiliyoruz mu? Ah. Oğlum çok güzel lan. Her şey düzenlenebiliyor. Oyunun her şeyi düzenlenebiliyor. Çok güzel. İyi şu sigara kutusu gibi duruyor. Bu dursun. ETS 2 oyun kutusu. Videoya özel bunu koyabilirim. Allah kahretsin ki. Şuraya dergi koyabilirim. Oyun dergisi. Oyun gezer olacak zaten o büyük ihtimalle. Şuraya bir tane kül tablası oğlum. Ay yok durdu. Oğlum. Şuraya da bir tane Santa koy. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Ananı avradını oğlum. Üf, çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel oldu. Bu arada ben para çekmedim. Şu an boşuna yapıyorum galiba. Böyle güzel bir oğlum. Onayla. Satın al. Tabii satın alamıyorum. Beynime... Banka. 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 900 bin. Aldık vallahi oğlum 957 bini. Yine yetmiyor ama. Bir işe daha çıkmam lazım. Gerçi onda da alamıyorum. Battım. En pahalı iş hangisi? Al. Oğlum küçükken yapardım bu görevi. Nefret ederdim. Nefret. Ben buradan çıkamıyorum ki. Niye aldım bu görevi? Heh. Daka bir gol bir. Dayı nereden gidiliyor oraya? Buradan mı? Yo. Büyük ihtimalle benzinim bitecek veya işi reddedeceğim ve banka haciz gönderecek bana. Çok tanıdık geliyor ama nereden? Çok. Ha buldum la. Haha ilk defa buldum. Oğlum arkadan dönüp gidiyormuşuz. Ben küçükken niye bunu 3 saat uğraştım? Ki yapamadım. Ulan saat kaç videoyu yayınlayacağım ben? 4.31 go. Neler virüs bulaştı deri bana. Oo adam sürüyoruz lan. İyi ki Mercedes almadım oğlum. İyi ki param etmedi. Bana man şirketi bulun acilen. Bu men diye mi okunuyor man diye mi okunuyor acaba? Yeni bir e-postanız var. Evinize icra geliyor. Nerede kaldım? Ne anlatıyordum? Hiç hatırlamıyorum ama artık hiç hevesim kalmadı oğlum. Niye hatırlattım ki kendime o salak şeyleri? Niye hatırlattım ki kendime? Neyse işte kızla konuşuyoruz. Kanka ayağına falan yatıyorum ya. Bir gün bu okulda kavga etmiş bir erkekle. Beni biliyorsunuz. İsterse videoda felç geçireyim. Yine saçma sapan şeyler derim. Kendimi güldürürüm, rahatlarım. Nerede gidelim? 35 yerinden bıçaklayalım dedim çocuğu. Ben yine yanlış şeritten gidiyorum. Kız bunu ciddiye mi aldı? Ne yaptıysa engelledi beni. İyi oldu oğlum iyi oldu. Beynime sıçayım. Bu videonun ana fikri de şu. Girin oğlum ETS'ye. Rahat rahat tırınızı sürün. Ya Lilfamp açın ya UFO açın ya Nirhan Ünsal açın. Artık kafanıza göre bir şarkı açın. Şerit değiştirin. Arabalara ezin. Takla atın ölün. Ama kızlara bulaşmayın. Özellikle de sosyal medyadan ve özellikle de Insta'dan. Twitter'da dahil bu arada ya. Twitter daha boktan bir yer olmuş. O kadar fazla soruyorsunuz ki oğlum bana. Şu kız böyle yaptı. Bu kız böyle yaptı. Ben bu kıza açılsam mı? O kız bana açılsa mı? Her gün kaç kişi soruyor böyle? Yapmayın oğlum hiçbir şey. Olacağı varsa kendi oluyor. Yoksa 14 çıkıyor işte elinizde kalıyor. Bizim Kopek kulübesini elimizden almadan şu
tankeri verebilirsen ben o bana yeter. Niye insa kullanmadığımı bir daha anladım oğlum. Niye bıraktıydım? Niye geri annem ilkinden giriyor? Aradığım arkadaşımı buldum en azından. Onu da bulmaz olaydım. O da manlaşmış. İşte bu yüzden diyorum oğlum. O aradığım kız 22 yaşında mı 23 yaşında mı ne lan? Ama 12 gibi 13 gibi davranıyor. Bu 14'te 22-23 gibiydi. Elim ayağım titriyor, sinirim bozuldu. Telif olmasaydı şurayı bir tane açsaydım ya güzelinden. ETS'de niye telif olur oğlum? Bu tarz şeylerde şarkı dinleye dinleye gideceksin. Telif diye bir şey olmaması lazım. Diğer her şeyde olsun. Hayvan oğlum hayvan! Nasıl geldi gördünüz mü? Benim hiçbir suçum yok. Araba zaten gitmiyor, 15'le gidiyor mal. Nereye uçuyorsun? Neyse artık sakince tırımı süreceğim. Rusya'dan ayrılmayı da düşünüyorum bu gidişle. Ben buraları kallı mallı bir yerler sanıyordum. Bildiğin Çorum oğlum bura. Bu arada benim direksiyonum da var. Onun da anası var. Onun da gerizekalılığı var bende. Ama kullanamıyorum. Çünkü bilgisayardaki USB var benim biliyorsunuz. Mouse'da kulaklığı bile zor takıyorum. Hatta kulaklığı USB'den takmadım. Kulaklığı USB'den takınca bu sefer de masa sıkıntı oluyor oğlum. Mouse'u döndüremiyorum. Bunlar küçük bir alan kalıyor ki bana. Oğlum. Renault'lar gitmiş Renault'lar. Hiç de sevmem zaten Renault'u, iyi oldu. Klavyeden oynamak rahat oğlum, kafanız rahat oluyor ya. Bizim kediler Netflix mi izliyor oğlum? Vallahi artık garibime gitmeye başladı ya. Mahallede bir tane kız kediye gömen görmedim daha. Herkes erkeklere gömüyor. Hepsi birbirine gömüyor. İlk önce kavga ediyorlar, sonra meow meow meow. Kızım yemek yemiyorum, kedi taklidi yapıyorum. Sen de suyunu çıkardın. Hayır, 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 hayır. Heh, son anda yırttık, son anda. 70'le gidiyorum, nasıl bu kadar ağır oğlum, ne taşıyorum ben? Homer Simpson. Domuz dışkısı olabilir mi lan bu? Oğlum umarım bu seriyi beğenirsiniz lan. CS haricinde oynasam beğenmiyorsunuz. CS'yi de zerre oynasım kalmadı. Beni yine biliyorsunuz, bu konuda da biliyorsunuz. Kaç sene CS oynadım. Zerre istemesem de oynadım oğlum. Ama artık harbiden olmuyor, oyun battı. Steam'in bile, Valve'ın bile umurunda değil, biz niye bu kadar önemsiyoruz? Ruslara bıraktılar oğlum oyunu. Gerekirse hiç kimse oynamasın, bizim umurumuzda değil diyorlar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hasar %23 mü? Zamanında ben de buna benzer bir takla attım ama hasar %23 değildi. Araba mıydı, kağıt mıydı o kazadan sonraki hatırlamıyorum. Şerefsizin işi bitti gidiyor. O kadar kavgadan, o kadar Netflix'ten sonra bir de hiçbir şey olmamış gibi yürüyorlar ya beraber. Vallahi anlamıyorum oğlum. Allah Allah. Tövbe tövbe. Oğlum çok az kaldı lan, dayan. Burada arıza vereyim deme, vallahi çıldırırım. Zaten üst üste geliyor her şey. Valo'da da gümüşe bile çıkamadım daha. Çorum'da Eskimo bile gördüm. Bir tane tır satan yer görmedim lan. Böyle tırları falan görünce de baklama dedem gelin lan. Verdiği tır dergileri falan hala duruyor bende. Zamanında yanına çırak diye girecektim, hiç okumayacaktım işte. Ben de malım. 7/24 bunu oynardım, ondan sonra kendi direksiyonumu yapıp. Babam sürücü, dedem sanayici. Ben araba bile kullanmayı bilmiyorum. Geri vitesi, ön vitesi bile bilmiyorum oğlum. Hatta bir şey diyeceğim, inanmazsınız ama ben sürücü koltuğuna oturduğumu bile hatırlamıyorum hiç. O derece sevmiyorum arabaları. Az Most Wanted veya Underground 2 oynamadım ama. Ya da yine okumayı bilmediğim bir yere geldik Rusya'da. Carl Lizli veya Carl Lyle, ne bok bilmiyorum. Güzel bir yermiş ama. İkinci Çorum. Ula arıza servisi de buradaymış ya la. Hemen bırakırdık. Keşke çarpsaydım, ölseydim. Yine 33.000 verdi. 3.000 de bana kalıyor. Gerisi bankaya. Geri zekalı. 990.000 yok lan. Yok oğlum. Kaç kaldı? Dur. Kaç kaldı? İlk önce e-postaya bakayım da. Kendi aracına sahip şoförler aranıyor. Bekleyin. Çok az kaldı. Bekleyin. 1.100.000'e falan ihtiyacım. Yok. Daha çok fazla var daha. Bugünlük yeter oğlum. Bye bye. Yeah.